arılar bu şekilde. Bakayım, getir. Şunlar önleri var. Az burada kalanlar sadece gıdan kalıyor. Doluydu. Bunlar bomboş kaldılar. Boş attı yani. Ölenler. Hiç. Gitsin. İçinde böyle can verenleri de çekebilir. Bunu da açayım. Aç abi. Boşaldılar. Ben Fikrettin Yazar, evet. Emekli din görevlisiyim. Meslek hayatım boyunca, imamlık hayatımda hep arıcılık yaptım. 2014 yılında emekli oldum. Ondan sonra da, emekliliğimden sonra da arıcılık yapmaya yine devam etmekteyim. Fakat bu yıllar içerisinde, yaptığımız yıllar içerisinde hiç bu şekilde arı ölümüne rastlamamıştım. Şu anda yaptığımız bu arıcılık hem ülkemiz ekonomisi için çok güzel oluyor, hem de kendi maddi olarak ihtiyaçlarımızı da karşılanmış oluyoruz. Fakat tarım ilaçlarından yani çok şey yapıyoruz, biz müzdarip oluyoruz. Bilinçsiz olarak bu ilaçlar yapılıyor. Belirli günlerde, belirli saatlerde bu yapılacak olsa, bizlerin arıları o akşamları kapatsak arıların ağzını, ve ertesi günü belirli saatlerde salsak daha güzel olur. Ama bunda köylülerimiz maalesef çok bilinçsiz olduğu için bu ilaçlamadan dolayı hem ekonomik olarak hem de bir can olarak yani çok arılarımız zarar görmektedir. Bütün emeklerimiz heba oldu. Benim 110 sandıktı. 110 sandıktı. 110 sandıktan hemen hemen 70-85 sandık arı zayi oldu yani bizim. Evet. Bir tona yakın çıkıyordu. Çünkü gezdirmiyorum ben. Bazılarınız ne kadar? Burada şimdi şu anda hemen hemen şu kalan 50 sandıktan hiç almasam bir tona yakın bal alırım yine. Alırdık. Yani bunu 50 bin liradan 60 bin liradan 50'ye satıyoruz. Yani genelde 50-60 arası. Ki yani 50 bin lira falan zararımız var yani şu anda. Bunun önlenmesini Tarım Bakanlığı'ndan hasreten istirham ediyoruz. Tabii tabii, su tabiatan. Şimdi diyelim bahçeye atıyor ya ilaç, artan ilacı götürüyor. Gel, şey hocam. Ağabey, gerçekten çok korkunç bir hareket var ya. İşte arılıkları dolaşıyor bugün birkaç kişi burada. Abi, gece boyunca Adana'da bu iş vardı, evet. Şu anda burada abi. Şimdi onun konusunda araştırma yapıyoruz. Araştırma yapacak bir şey yok abi. Tamam, şimdi senin adlar hamamı dışlamı. Ay anladım da. Bak yeri nerede? İşi çok olan. Tamam. Kuvanın girişi nerede? Tamam tamam. Oğlum çekimliğinde var oğlum. Tamam, meyli çekmiş o. Tamam, biz onları bugün... Çok kağıdım geçen.
Burada yok. Türbe için şey olanı şey yapacağız. Bunun üzerinde var o kadar. Vallahi yeni ürün var. Sen çek elin güneş gel. Ben şöyle şöyle. Ben o fotoğrafı takılmıyorum dedi. Ya dün yağmur yağdığından. Al al al, şuna biraz daha al. Öbür edin. Ondan yeni ürünler daha az bugün için. Çünkü ilk ilacın içine, eski de ilk ilacın içerisine zehir katmıyor. Çiftçilerimizi... engellenmesi, çiftçilerin de bu konularda eğitilmesini istiyoruz. Çünkü çiftçilerimiz biliyor ki meyvelerin... Hasan Bey. Yani elmayı armuda gidiyor. Elma armuda gittiği zaman orada... Dacan mı çıkışıyor? Hayır. Bunlar darbe. Can çekiyor artık yeter. Can çekiyor yani darbe bu... O zehir yeliyor artık. Yemiş artık. Zehir yemiş artık. Yani. Bunlar bir şey... Arıdan çıkarmış olduğumuz taze yabanlarımız.